Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah dünyadaki zulümlere neden müsaade ediyor? Allah her şeyi yaratırken hayırlı neticeler vermesi için yaratmaktadır. Kainattaki düzene baktığımızda hiçbir eksikliğe ve başı bozukluğa rastlanmamakta ve kainattaki düzeni gören her akıl sahibi Allah'ın büyüklüğünü tesbih etmekten kendisini alamamakta. Ancak insanlar kainatta yaratılan bu hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre ve zarara çevirebilmekteler. Mesela ateşin yaratılması bütünüyle hayırdır. Ancak bir insan gidip elini ateşin içine sokarsa ateş o insan hakkında şer olmuş olur. Halbuki Allah ateşi insanlar onunla ihtiyaçlarını gidersinler diye yaratmış. Ancak o insan kendi özgür iradesiyle elini ateşe sokmuşsa artık Allah neden bu ateşi yaratmış? Neden bu ateş benim elimi yaktı? Allah neden buna müsaade etti gibi bir iddiada, bir itirazda bulunamaz. Çünkü Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlar vardır. Ona riayet edersen menfaat elde edersin. Eğer ona riayet etmezsen zarar görürsün. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. İnsana gelince. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah insanları kendisine iman etsinler ve ibadet etsinler diye yaratmış. Ve kötülüklerden, fuhşiyattan, azgınlıklardan uzak durmalarını emretmiş ve buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını buyurmuş. Belki yüz binden fazla peygamber göndererek insanları her konuda ikaz edip uyarmış ancak vazifesini yapmayıp ve bu emirleri dinlemeyip hiçe sayan bazı insanlar elbette bu yaptıklarının cezasını çekecekler. Allah'ın bu dünyada kötülüklere direkt doğrudan engel olmaması ise imtihan dünyasında olmamızdan kaynaklanıyor. Bu dünya bir imtihan salonudur ve yanlış yapana da doğru yapana da müsaade edilmiştir. Eğer yanlış yapanlara hemen müdahale olsaydı e o zaman bu imtihan salonunun bir anlamı kalmaz. Örneğin sevap işleyenlerin başına güller saçılsa ama günah işleyenlerin başlarına da dikenler dökülse artık bu dünya bir imtihan salonu olmaktan çıkacak. Şimdi musibetleri uğrayan kişiye gelince bu musibet netice itibariyle o insan hakkında rahmet olacaktır. Eğer günahları varsa bu musibetler o günahlara kefaret olacak. Eğer günahı yoksa o zaman gelecekte işleyeceği günahlara kefaret olabilir veya başına gelen bu musibetler belki de onun cennetine girmesine vesile olabilecektir. Yani Allah o musibet zede kuluna rahmetiyle muamele edecek. Vereceği mükafatlar o musibeti neredeyse hiçe, hiç olmamış seviyesine indirecek. Bizler olayların iç yüzünü bilemediğimiz için zahiren görünüşte kötü olan bir olayı hemen kötüye yorumlayıp neden böyle oldu? Neden şöyle oldu diye itiraz etmekteyiz. Elbette bela ve musibetler istenilmez. Bu kesin. Ancak bela ve musibet geldiği zaman da isyan değil, sabredip şükretmek ve mükafatını düşünüp kahrın da hoş, lutfun da hoş diyebilmektir. Bu kulluğun en üst mertebesidir. He ayrıca her musibet kahır da olmayabilir. Her musibeti, her hastalığı, her sıkıntıyı, her felaketi mutlaka bir kahır tecellisi olarak görmemek lazım. Mesela bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Belaların en şiddetlisi peygamberlere, sonra evliyalara, sonra diğer has kullarına gelir diyor peygamberimiz. Demek ki Bela denilince musibetlerle imtihan olmayı anlamak gerekiyor. Ağır imtihanlar neticeleri de elbette büyük olacaktır. Memur imtihanıyla mesela kaymakamlık imtihanında sorulan sorular elbette bir değil. Birincisi ikincisinden ne kadar kolaysa ikincinin sonucu da birincisinden o kadar önemli. E Konuyla ilgili harika bir tespit de şöyle. Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de, zahiren şer gibi görünen şeyler de hayırdır. Zahiren çirkin görünen şeyler de güzeldir. İnsan öncelikle kendi bedenine şöyle bir gözden geçirmeli. Her organın ayrı ayrı düşünmeli ve sormalı kendi kendine. Hangisinin yeri, şekli, büyüklüğü, vazifesi en güzel şekilde takdir edilmemiş ki? Sonra kendi ruh dünyasına şöyle bir intikal etmeli ve aynı düşünceyi o alem içinde sürdürmeli. Mesela hafıza mı gereksiz? Hayal mi lüzumsuz? Sevgi mi fazla? Korku mu önemsiz? Beden bütün organlarla bir bütün teşkil etti ve ancak o zaman fayda sağladığı gibi ruh da bütün duyguları, bütün hissiyatları ve latifeleriyle bir bütün, o da ancak böylece netice verebiliyor. İnsan ruhundan akıl ve hafızayı çekip alsanız hiçbir fonksiyon icra edemez olur. Endişe duygusunu yok etseniz tembelleşir. Ne dünyasını çalışır ne ahiretini. E korkuyu kaldırmatsanız hayatını koruyamaz hale gelir. Sevgi hissi taşımasa hiçbir şeyden zevk alamaz duruma düşer. İşte insanın hem bedeni hem de ruhu en güzel ve en hikmetli bir şekilde tanzim edilmiş. Buna bedihi kader deniyor. Aynı şekilde insanın bir ömür boyu başından geçen hadiseler ve olaylar da nizamlı ve intizamlı. Buna da manevi kader denilmekte. Bedihi kader, manevi kaderden haber veriyor. Her ikisinin de her şeyi güzel, her şeyi harika. Elbette ki cüz-i iradeyle işlenen günahlar, isyanlar hariç. Manevi kaderin irademiz dışındaki tecellileri karşısında aciz bir kul olarak ne yapacağımızı şaşırdığımız, bocaladığımız zaman hemen bedihi kadere ve ondaki sonsuz hikmetlere bakmalıyız. Mesela anne rahmindeki rahimane terbiyemizi hatırlayalım. O dönemde ilahi kudret ve rahmet bizi en güzel şekilde terbiye ediyordu. Ve biz onların hiçbirinin farkında değildik. Şimdi de aynı rahmetle başka cilvesiyle yaşıyoruz. Allah'a karşı hüsüzan ibadettir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bunu ders alarak bizi o gün öylece besleyen, büyüten ve her şeyi bize en güzel şekilde tanzim eden Rabbimizin rahmetine itimat edip güvenmeliyiz. Karşılaştığımız her hadiseyi bir imtihan sorusu olarak değerlendirmeli ve nefsimizin hoşuna gitmeyen olaylarda da bir rahmet tecellisi aramalıyız. İnsan sadece nefsini ölçü aldı mı o zaman bu yanılır. Allah korusun. Bir gencin nefsi okula gitmemek ve oyun oynamaktan yanadır. Ama akıl bunun karşısında çıkar. İstikbadaki güzel makamları yahut çekeceği sıkıntılar gösterir, onu oyundan vazgeçirir. Demek ki nefis için güzel olan akıl için güzel olmayı, olmayabiliyor. Kalp ise ay payrı bir alem. O iman ile nurlanınca her şeyi ve her hadiseyi ilahi isimlerden bir tecellisi olarak görür. Allah'ın bütün isimleri güzel olduğu gibi onların bütün cilveleri, bütün tecellileri de güzeldir gerçeğe ulaşır. Artık bu bahtiyar kul için çirkinlik diye bir şey kalmaz ortada. Kahrında hoş, lütfunda hoş diyenler bu makama varmış bahtiyar insanlardır. Bu zatlar Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sırrına ermişlerdir. Nur külliyatında güzellik iki kısımda incelenir. Çok önemli bir detay ve özet bir açıdan. Bizzat güzel veya neticeler itibariyle güzel diye bu sınıflandırmaya bazı örnekler vermek mümkün. Mesela gündüz bizzat güzel, gecenin de kendine göre ayrı bir güzelliği vardır. Bir uyanıklığı diğeri uyumayı andırır. İkisine de ihtiyacımız olduğu açık değil mi? Öte yandan meyve bizzat güzel, İlaç ise neticesi itibariyle güzeldir. İnsanın muhatap olduğu hadiseler de ya gece gibidir ya da gündüz gibi. Sıhhat gündüzü andırır, hastalık gece geceyi. Hastalığın günahlara kefaret olduğu, insana azini ders verdiği, kulluğunu ikaz ettiği, kalbini dünyadan kesip Rabbine çevirdiği düşünülürse, onun da en az sağlıklı olmak kadar büyük bir nimet olduğu açıkça görülecek. Konuyla yakından ilgili bir ayet-i kerimenin meali şöyledir. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, halbuki o hakkınızda bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir. Bu ayet-i kerime cihatla ilgili ama hükmü umumi ve bu ayetle bir başka ikili nazarımıza veriliyor. Harp ve sul. Sul yani barış gündüz gibidir. Herkesin hoşuna gider. Harp ise geceyi andırır ama gerektiğinde harp etmeyenlerin istikballeri kararır. Nesilleri daimi bir zulmete boğulabilir. Cihatta şehit olanlar ise bir anda velayet makamına çıkarlar ve kaybettikleri dünya hayatı onların bu yeni hayatları yanında gece gibi kalır. Ölümden daha ileri bir musibet düşünülebilir mi? Ayet-i Kerime nefsin hoşlanmadığı bu olayın altında büyük hayırlar bulunduğunu haber vermekle dünyanın diğer belaları, hastalıkları, felaketleri için bizlere büyük bir teselli vermiş olmuyor mu? Bir hadisi şerif şöyle. Rahmetim gazabımı geçti. Bu hadisi kutsiye şöyle bir mana verilmiştir. Bu manayı da hatırlayarak cevaba son verelim. Her musibetin altında Allah'ın nice rahmet cilveleri vardır ki o musibetin verdiği elemleri, acıları geçmiştir. Ebediyet yanında ömür bir an gibi de kalmıyor. Bu kısa hayatta başımıza gelen hastalıklar, belalar, sıkıntılar ebedi hayatımız hakkında hayırlı oluyorsa ne kam? Sonsuza göre 70-80 yılın ne hükmü var? Bu dünyanın bütün fani belaları ve sıkıntıları ebedi saadet yanında hiç hükmünde kalmıyor mu? Ama insanın nefsi peşin zevkin talibidir. İstikbaleye bakmaz. O saha akıl ve kalbe aittir. Demek ki musibet her zaman kahır değildir. Nefsimizin hoşuna gitmeyen ve fani dünyamızı karartan olaylar ya ilahi bir ikazdır, bizi yanlış yoldan geri çevirir veya günahlarımıza kefarettir. Acımızı bu dünyada çektirir, ebedi aleme bırakmaz. Yahut insan kalbini geçici dünya hayatından Allah'a ve ahirete çevirmeye bir vesiledir.